Merhabalar, ben Taner. Umarım afiyettesinizdir. Bugün Evangellerdeki Evrim Teorisi adlı kitabımın konu başlıklarından İsa'ya tapınma adlı konu üzerinde duracağız. Hatırlarsanız diğer konu başlıklarını incelerken Matta Evangeli'nin Markus'taki İsa'yı nasıl Tanrı'nın ta kendisi yaptığını, alemlerin efendisi yaptığını ve aynı şekilde Tanrı'nın da öz oğlu yaptığını görmüştük. Halbuki Markos'ta bu bilgi mevcut değildi. Ama Matta ve Luka kendi kattığı yorumlarla, kendi kattığı sözlerle, araya sıkıştırdığı sözlerle veya sildiği sözlerle kendi evanjelini okuyan insanların beynine direkt olarak işte İsa alemlerin efendisidir, Tanrı'nın oğludur, öz oğludur gibi sıfatları atfetti İsa'ya. Şimdi de tam İsa'ya tapınma olayını göreceğiz. Tabii ki ilk olarak geçen konu başlığında incelediğimiz gibi ilk önce Markos Evangeli'ni ele alacağız. Acaba Markos Evangeli'nde İsa'ya tapınma hadisesi var mı? Bu bazı pasajlar var, onları göreceğiz. Ve bu pasajların Matta'daki alışılagelmiş değiştirmelerini, nasıl kendi teolojik ajandasına uydurduğunu hep beraber tanık olacaksınız. Tabii Yuhanna Evangeli de var. Yuhanna Evangeli biliyorsunuz 100 ile 120. tarihler arasında yazılmıştır. Sinoptik değil diye çok kullanmıyorum Yuhanna Evangeli'ni. Fakat Yuhanna Evangeli hakkında da kısmet olursa bir video çekeceğim. Yani diğer evangellerden hiçbir tanesinde olmayan çok inanılmaz kendi katkıları var. İsa'yı tam olarak Tanrı yapmak için kaleme aldığı, hiç başka evangellerde olmayan yazıları var. Ama onu sona bırakacağız. Evet, şimdi konuya girmeden önce ilk önce şunu hatırlayalım. Tarihi kontekst olarak 2000 sene önceye gidiyoruz. Roma, pagan dünyası, her tarafta paganizm mevcut. Yani değişik tanrılar, tanrıçalar var. Ve bunun yanında da Sezar'a yani Roma İmparatoruna da ibadet ediliyor. Ve Roma'nın imparatorları öldükten sonra direkt ilahi bir sahaya itiliyorlar ve onlardan sonra tahta geçen insanlar da yeni geçecek imparator oluyorlar ve zaten otomatikman daha hayattalarken onlar Tanrı'nın oğulları şeklinde adlandırılıyor. Mesela Augustus'a bakacak olursak Roma İmparatoru, Sezar öldürüldükten sonra tahta geçmiş bir imparatordur ve Tanrı'nın oğlu olarak tahta geçmiştir. Bu şekilde Roma İmparatorluğu yani milyonlarca kişiyi çok kolay bir şekilde etkisi altına almıştır. Çünkü din çok kolay bir şekilde istismara açık bir o hadisedir. Bir kuvvettir, bir silahtır. Ve zaten görüyorsunuz işte Augustus tahta geçince hemen Sezar'a tapınmak, Sezar'a adanmış tapınaklar inşa edilmiştir. Yeni din adamları işte maaşa bağlanmıştır. Ve halkın da işte Sezar'a ibadet etme kolaylığı sağlanmıştır bu şekilde. Yani tabii bu olay diğer işte Babil'e bakacak olursanız, işte Mısır'a bakacak olursanız aynı şekilde bu da mevcuttur. Yani pagan dünyada imparatorların ilahi bir sahada oldukları, onların oğullarının da zaten Tanrı'nın oğlu olduğu konusu zaten zihinlerde pagan dünyada çok elverişli bir dünya. Tabii bu Yahudilerde böyle bir inanç yok. Fakat işte bildiğiniz gibi Matta, işte Hristiyanlık dini, işte Matta tarafından uydurulan, üretilen bu din, paganlar arasında çok hızlı bir şekilde kabul edilmek durumunda. Bunu gerçekleştirmek lazım. Çünkü işte kıyamet gelecek. Onlar Pavlus'un görüşüne uyan bir kişi. Kim bu Matta Evangelini yazdıysa. Markos zamanında daha Hristiyanlar, daha Yahudi. Tek Tanrı'ya inanıyorlar. İlahlaştırma, işte putlaştırma olayına girmemişler. Fakat tabii işte Matta'da, geçen videolarda da gördüğümüz gibi bu evrim söz konusu. Evet, şimdi Markos Evangeli'ne bakacağız.
Markos Evanjeli'nde ilk önce şunu söyleyelim. Markos Evanjeli'nde İsa'ya tapınma olayı mevcut değil. Yani hiç kimse Markos Evanjeli'nde İsa'ya tapınma gerçekleştirmiyor. Bu kelime mevcut değil. Fakat Markos Evanjeli'nde her ne kadar bu tapınma kelimesi mevcut değilse 4 tane pasaj var. Bu pasajları inceleyeceğiz. Burada İsa'nın önünde ayaklarına kapanma hadisesi mevcut bazı şahıslar tarafından. Hep beraber bu pasajları okuyacağız ve karar vereceğiz. Acaba bu pasajlarda anlatılmak istenen İsa'nın önüne secde edip ona ibadet etmek mi, yoksa buradaki kasıt başka kasıt mı? Hep beraber göreceğiz. Sonra her zamanki gibi yine Matta Evanjeli'ni inceleyeceğiz ve sonucu da hep beraber varmış olacağız. Evet, başlayalım. Markos Evanjeli 3:11. Habis ruhlar onu görünce ayaklarına kapandılar ve sen Tanrı'nın öz oğlusun dediler. Bu pasajı hatırlayacak olursanız geçen videoda da ele almıştık. Burada ayaklarına kapanma kelimesi mevcut. Fakat zaten ilk başta olayı yapan şahısların habis ruhlar olması bu pasajı zaten iptal ediyor. Yani akıllı olmayan insanlar bu işi yapıyor. Orada İsa'nın ayaklarına kapanıyorlar, tapmıyorlar, ona secde etmiyorlar. Çok buraya tekrar altını çiziyorum buranın. Fakat ayaklarına kapanıyorlar. Bunu geçersiz kabul ediyoruz ve diğer pasaja geçiyoruz. Markos 5:22. Bu sırada Havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. Evet, bu sefer habis ruh değil, aklı başında bir insan, Havra yöneticisi. İsa'nın yanına geliyor. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Evet, bakalım şimdi burada acaba Havra yönetici İsa'ya ibadet mi ediyor yoksa başka bir şey mi yapıyor, hep beraber göreceğiz. Konteksti ele alalım tekrar. Devam edelim okumaya. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. Evet. Konteksti anlayabildiyseniz, burada bu Havra yöneticisi İsa'nın mucizelerini duymuş. Yani bu mucizeler sadece evanjellerde de yok. Bu mucizeler Kur'an'da da var. Ölüleri diriltmesi, hastaları şifa vermesi olayı. Yani buna inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Burada onu tartışmıyoruz. Buradaki ele aldığımız konu, işte İsa Mesih orada, o zaman da ölüleri diriltmesiyle veya can çekişen insanlara işte sağlık kazandırmasıyla meşhur olmuş bir kişi ve Havra yöneticisi tam işte kızının can çekiştiği bir anda İsa Mesih'i görüyor ve ona yalvarıyor, ayaklarına kapanıyor. Yani bu şuna benzer, siz bugün 3. dünya ülkelerine gittiğinizde işte oradaki aç insanlar, yani onlara böyle bir işte para yardımı yapacak olursanız veya işte ekmek yapacak olursanız bu insanlar sizin ayağınıza kapanacaktır. Yani kim yapmaz bunu? Yani kızı can çekişiyor, böyle meşhur birisi gelmiş, ona yalvarıyor, lütfen. Burada ibadet, burada hiçbir şekilde bir ibadetten bahsedilmiyor. Can çekişen kızı var, onu kurtarmak için işte insanları iyileştirmesiyle meşhur olmuş bir insana yalvarıyor burada. Burada tapınma söz konusu değil. Zaten kullanılan kelime de tapınma değil. Ayaklarına kapanma. Yani Markus çok dikkat ediyor burada. Kelimeleri kullanırken Markus çok dikkat ediyor. Yunanca'da tapınma kelimesi mevcut. Zaten birazdan Matta'da göreceğiz bunu. Dolayısıyla Markus 5:22 İsa'ya ibadet edildiği hakkında hiçbir delil içermemektedir. Geçelim. Markus 5:32-34. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun. Evet, buradaki konteks nedir?
Burada senelerdir kanayan bir yarası olan bir bayan yine İsa'nın hastaları iyileştirdiğini duymuş. Onun bu şekilde meşhur olduğunu duymuş. Ve aklından şöyle bir şey geçiriyor. Ben gidip şimdi bu insana dokunursam ben şifa kazanırım. Gidip orada dokunuyor ve bütün havariler kim dokundu bizim iznimiz olmaz olmadan diye kızıyorlar. Kadın bundan o kadar çok korkuyor ki titremeye başlıyor. Yani siz evanjeli açın, Markos 5'i başından itibaren okuyun, bunu zaten göreceksiniz. Kısa kesmek için sadece bu fragmanı aldım buraya. Kadın korkuyor ve titremeye başlıyor korkudan. Çünkü dövecekler onu veya işte kızacaklar, bağıracaklar. Titreyerek yanına geldi İsa, sonra onun ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. Niçin anlattı bunu? Dayak yememek için veya azarlanmamak için. Bundan sonra da İsa ona kızım dedi, imanın seni kurtardı, esenlikle git. Burada acaba bir tapınma konusu mu mevcut? Yoksa dayak yememek için, azarlanmamak için yalvarıyor kadın. Lütfen beni azarlamayın. Yani o zamanki din şeyini düşünün. İnsanlar birbirini dövüyor demek ki. Öyle bir şey var. Gücü olan insanlar, işte dini elinde bulunduran insanlar böyle bir nam yapmış. Halbuki burada İsa'nın yumuşak kalbini de göreceksiniz. Demek ki onun etrafındakiler de hala anlayamamış kendisini. Ama böyle bir şey mevcut. Burada kesinlikle o kadın İsa'ya taptı anlamına gelmiyor. Zaten o kelime kullanılmamış, ayaklarına kapanmış. Kontekste de görüyorsunuz. Yani öyle bir tapınma şeyi mevcut olsaydı burada Markus bunu anlatmazdı. Burada nedenini anlatıyor. Yani kadın geldi İsa'yı görünce ona taptı. Böyle bir şey mevcut değil. Yani bunu zaten Matta'da göreceksiniz bir an. Aynı bu şekilde söylediğim gibi. O tapma olayı gerçekleşiyor Matta'da ama. Ama Markus'ta böyle bir şey mevcut değil. Ayaklarına kapanmak burada o anlama gelmiyor. Evet, bunu da geçelim. Yani arkadaşlar, tek tek pasajları ele alıyorum. Gerçekten yani Hristiyan arkadaşlar, sizin elinize bu evanjeller verilmiş. Devamlı olarak sizin kafanıza empoze ediliyor. İsa Tanrı'nın oğludur, alemlerin efendisidir. Ona tapmak lazım. İşte Tanrı'ya ancak ondan, onun şefaatiyle, onun kanalıyla, kendisinin öz oğluyla beraber ulaşabilirsiniz gibi şeyler söyleniyor size. Yani bu şeyleri söyleyen insanlar gerçekten onlara da yani bir şey diyemiyorum. Onlar da inanmış olabilirler gerçekten. Ama yanlış. Yani bu evrim Markos Evangelinden Matta'ya, Luka'ya ve Yuhanna'ya atlarken İsa'nın bu evrimi normal bir insanken nasıl Tanrı'nın kendisi olmuş, Tanrı'nın öz oğlu yapılmış. Gerçekten sizi gözlerinizi açmanızı davet ediyorum. Yani İsa'ya ibadet tamamen yanlış bir şey. Yani Tanrı'ya şirk koşmaktır bu. Gerçekten sizi davet ediyorum. Gözlerinizi açmaya davet ediyorum. Hep beraber oturalım. Yani zaten açık metinler açık, pasajlar açık. Hep beraber oturalım, tekrar bunları düşünelim ve siz de gerçeği görün. Dostluk içerisinde, barış içerisinde, kırmadan birbirimizi. Evet, tekrar Markus 7:25-26. Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın, yani küçük kızı kötü ruha tutulmuş, içine cin girmiş, şeytan girmiş, şizofren, ne isterseniz kullanabilirsiniz. Hangi terimi isterseniz siz de kullanabilirsiniz. Evet, böyle bir kadın İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Rum olan bu kadın Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini çıkartması için İsa'ya rica etti. Pasaj açık. Rum olan bir kadın, hatta Yahudi de değil, yani Yahova'ya da inanmıyor, yani Allah'a da inanmıyor, Tanrı'ya da inanmıyor. Bırak İsa'ya inanmayı, Allah'a da inanmıyor, Yahova'ya da inanmıyor. Fakat cin çıkartmasıyla meşhur bulmuş, evanjelleri okuyacaksanız görürsünüz. İsa Mesih birkaç kişinin içinden işte cin çıkartıyor, şeytan çıkartıyor veya şizofren denilen vakaları iyileştiriyor. Bununla etrafta meşhur olmuş birisi. Bunu duyan bir kadın geliyor İsa Mesih'in yanına. Lütfen kızımın içinden bu cini çıkart.
Eğer sizin böyle şizofren bir çocuğu olan veya şizofren olan bir arkadaşınız varsa kendisine sorun. Bakalım o neler çekiyor evde. Ben tanıyorum, bizzat tanıyorum. O şizofren insanlar hiçbir şey yokken birden ne şeyler söylemeye başlıyorlar. Veya bazen gerçekten yani çıldırıyor gibi oluyorlar. Onlarla devamlı 24 saat ve yıllarca yaşayan birisinin neler çektiğini ancak o insanlar bilirler. Düşünün, İsa Mesih gelmiş ve böyle bir insan gelmiş, cinleri çıkartıyor insanların içinden. Yani ayaklarını da kapanırsınız, ayaklarını da öpersiniz, suyunu da içersiniz. Yeter ki gelsin, düzelsin. Burada hiçbir şekilde tapma anlamı çıkartmıyor. Zaten tapma kelimesini de kullanmamış Markos. İsa'yı rica etti. Ayaklarına kapandı. Yani tapmadı ona. Markos hangi kelimeyi kullandığını çok iyi biliyordu. Evet. Şimdi Matta Evanjeli'ne gelelim. Yine Markos'ta bulamadık. Yani yine Markos'ta İsa Mesih'in Tanrı olduğuna dair bir ipucu bile bulamadık. Hala bulamadık. Yani de zaten hiçbir zaman da bulunamayacak. Yok böyle bir şey çünkü. İlk yazılan evanjel olan Markos Evanjeli'nde İsa Mesih'in ne Tanrı olduğuna dair, ne kainatın efendisi olduğuna dair, Rabb'i olduğuna dair, ne Tanrı'nın öz oğlu olduğuna dair, ne kendisinin ibadet edildiğine dair hiçbir ipucu yok. Hiçbir ipucu yok. Kesinlikle yok. Ama Matta, zaten gördük ama şimdi yine göreceğiz. Yine Matta'nın nasıl kendisinin bu İsa'yı tanrılaştırdığı, onu putlaştırdığına şimdi tekrar şahit olacaksınız arkadaşlar. Matta 2:11. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, gümüş, günlük ve mür sundular. Evet, burada kimlerden bahsediliyor? Mog denilen insanlar var. Mo, bu İranlı Zerdüşt dininin din adamlarına verilen isimdir. Mo'lar, Mogus, Yunanca'da Mogus, Latince'de de aynı şekilde Mogos. Bu insanlar zaten Ahura Mazda denilen bir ilaha tapıyorlar ve onun aşağısında başka tanrılar, tanrıcıklar da var. Onlarda da bir Mesih beklentisi var. Zerdüştlük dinini inceleyecek olursanız nasıl hem Ahura Mazda'ya hem başka tanrılara ibadet edildiği, onlara yalvarıldığı, dua edildiği, onların önünde işte secde edildiğini zaten siz biliyorsunuzdur. Evet, Matta Evanjeli'nde 2:11'de sözü edilen olay işte bir yıldız kayması oluyor. Onlar da işte bir Mesih beklentisi var onlarda. Büyük bir ihtimalle bu Yunanlardan Musevilerden onlara geçmiş bir öğreti bu. Bir Mesih beklentisi. İşte gökte çeşitli ipuçları, ayetler arıyorlar. Ve bunlardan bir tanesi işte yıldız kayma meselesi. İşte onlar bunu görünce hemen araştırmaya başlıyorlar ve bir çocuk buluyorlar. Daha Yahudi değil bunlar. Yahudi değiller. Bir çocuk buluyorlar ve ona secde ediyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Yani bunlar zaten pagan olan insanlar. Ve zaten bundan sonra da onlar gidiyorlar. Bir daha bu evanjelde bu adamlar hakkında hiçbir ses de çıkmıyor. Yani geri dönüyorlar. Ve bu olay başka hiçbir evanjelde de kaleme alınmamış. Dolayısıyla bu olayın doğru olup olmaması da tartışılır. Yani Markos bundan bahsetmemiş mesela. Evet, bunlar gelip İsa'ya tapındılar, o bebeğe tapındılar. Doğru mu, doğru değil mi acaba? Bilemiyoruz ama Matta'da mevcut bu. Matta'yı zaten gördük. Markos'ta yok. Matta'da, tabii Matta için bu böyle bir şey kulaklarda dolaşıyorsa tabii hemen alıp bunu yazacaktır. Evet. Matta 2:11. Geçelim. Matta 14:32-33. İşte kritik noktalardan bir tanesi burası. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Onlar kim? İsa'nın havarileri bu sefer. Yani bu sefer paganlar değiller. Tanrı'dan başka, başka tanrıcıklara tapan insanlar değiller bu sefer. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek
ona tapındılar. Evet, bu ne zaman gerçekleşiyor? İşte İsa Mesih teknede, havarileri tekneye bindikten sonra işte İsa Mesih onlara beliriyor. Ve ne oluyor ondan sonra? İşte İsa Mesih suları diriltiyor. İşte suyun üzerinde yürüyor. Ve ondan sonra havarileri kendisine bu mucizeyi gördükten sonra tapınıyorlar, tapıyorlar. Evet, şimdi bu pasajın paraleli Markos'ta acaba mevcut mu? Bir bakalım Markos'ta paraleli var mı yok mu? Markos 6:54'te çok ilginç bir pasaj var. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Peki Matta Evangeli'nde nasıldı bu? Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Farkı görebiliyor musunuz? Bir tanesinde onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Bunu eklemiş. Fakat diğerinde onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Burada tapınma olayı mevcut değil. Halbuki burada aynı şeyden bahsediyor. Birazcık değiştirmiş. Birazcık değiştirmiş fakat anlattığı hadise aynı hadise. Tapınma mevcut değil. Şeyde, Markos'ta. Görebiliyor musunuz arkadaşlar nasıl değiştiriyor? Nasıl tahrif ediyor evanjelleri? Evet. Evet. Matta 28:9 başka bir tapınma hadisesi daha var. Yine havarileri tapacaklar İsa'ya. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Bu işte İsa Mesih sözde vefat ettikten sonra ve 3 gün sonra dirildikten sonra havarileri onu görüyorlar. İsa onlara selam diyor ve havarileri kendisine tapınıyorlar, tapıyorlar. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. Peki bu olayın acaba paraleli Markos'ta mevcut mu? Bakalım mevcut mu? Ona da bakalım. Artık şaşırmıyoruz. Yani bu değişikliklere artık şaşırmıyoruz. Matta nasıl İsa'yı putlaştırdığı, tanrılaştırdığını görünce Matta da artık buna şaşırmıyoruz. Bakalım Markos'ta ne diyor aynı hadise için. Markos 16:9-11. İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile buluşmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını, Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. Yani bırakın tapınma hadisesini, yani böyle bir şeyden bahsetmiyor Markos. Markos'taki havariler ona inanmadılar. Ama aynı hadise Matta'da olunca arkadaşlar görüyorsunuz. İsa ansızın karşılarına çıktı, selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. İşte bu kadar açık bir şekilde İsa'nın tekrar Matta'da nasıl tanrılaştırıldığını, putlaştırıldığını kendi gözlerinizle görün. Markos Evangeli'nde yazılmış, 70 senesinde yazılmış hiçbir pasajda İsa'ya atfedilen böyle havarilerin kendisine tapınma hadisesinden bahsedilmiyorken Matta bunu ekliyor. Markos'taki paralellerine bakıyorsunuz. Hiçbir şekilde bunu yansıtmıyor. Yok böyle bir şey. Ama Matta eklemiş, tapındılar, ona taptılar gibi şeyleri ekleyerek tabii onun kafasındaki sizin gözünüze konulmak isteyen Tanrı İsa, Tanrı'nın öz oğlu İsa'ya nasıl çevirecek? Ha işte bu şekilde çevirecek. Onu putlaştıracak kendi evanjelinde. Evet. Bir de burada Matta, Markos evanjelini düzeltiyor. Bu da bir detay. Bunu söyleyip bugün bitiriyorum. Bugünkü video biraz daha kısa olacak. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. Çünkü niçin? Markos'ta anlaşılan bütün havarileri kuşku içinde. Kimse inanmıyor İsa'nın tekrar dirildiğine. Onu sildi, insanları ona taptırdı. Ama
hiç kimse inanmıyor olmaması lazım. Nasıl olur kimse inanmaz? Herkes görüyor yani. Onu tekrar dirilmiş. Öldükten sonra sözde tekrar dirilmiş. Hemen onu düzeltiyor. Bu olmaz diyor Matta. Ama bazıları kuşku içerisindeydi. Bazılarını ekliyor oraya arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım her şey açıktır. Bir dahaki videoda yine Matta'nın yapmış olduğu tahrifatları önünüzde göstermeye devam edeceğim. Nasip olursa. O zamana kadar inşallah afiyette kalın. Tekrar görüşmek üzere.